Voley Plus ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki Fenerbahçe Avrupa'da ilerliyor. Olympiakos deplasmanına gidecek. Konferans Ligi'nde çok önemli bir maç. Biz de bunu FC 24'te simüle ediyoruz bugün. Olympiakos normalde oyunda yok ancak Yama'yla oyuna ekledik dostlar. Görüyorsunuz takım bu şekilde. Fenerbahçe'yi de göstermiş olalım. Zaten yakından tanıyoruz Fenerbahçe'yi. Yorumlara skor tahmininizi bekliyorum arkadaşlar. Sizce bu maç kaç kaç biter? Yorumlarda tahminlerde bulunalım. Ayrıca videoyu beğenip Voley Plus'a abone olursanız da çok mutlu olurum. Evet, Yunanistan Ligi'nden Olympiakos'u şöyle alalım. Buraya da Fenerbahçe'yi seçeceğiz. Overall'lara baktığımız zaman Fenerbahçe bir tık önde gözüküyor. Ya yıldız, ikisi de 4 yıldız ama overall'larda Fenerbahçe önde. Şöyle formalarımızı da seçmiş olalım. Deplasmanda olduğumuz için bu formayı giydireceğim Fenerbahçe'ye. İyi olan kazansın diyorum. Ya tabii şimdi bir deplasman faktörü var. Ama buna rağmen ben Fenerbahçe'nin 2-1 kazanacağını düşünüyorum bu maçı. Evet, oyuncular da sahaya geliyorlar. Gelin gelin, Olympiakoslular geliyor, gelin. Haydi bakalım. Dzeko ile beraber Fenerbahçe maça başladı. İyi olan kazansın diyorum tekrardan. Krunic. İyi olan kazanmasın kardeşim. Fenerbahçe kazansın bu arada ya. Bu simülasyonda tarafsız değiliz. Biliyorsunuz Süper Lig simülasyonlarımızda hep tarafsız oluyoruz ama burada Fenerbahçe'miz tutuyoruz. Sağdan Osayi kaçıyordu. Dzeko. Şimdi Edin Dzeko. Sağ tarafta Osayi Samuel'i gördü. Osayi Samuel Ezra'ya girdi. El Arabi ile geliyor Olympiakos. El Arabi. El Arabi. Araya bir pas düşüncesi. Krunic pas arası yaptı. Sağ tarafa yolladı. İrfan Can Kahveci. İrfan. Şimdi İrfan. Çıkardı Fred. Kaleye baktı Fred. Sol ayak vurabilir. Verdi pasını Edin Dzeko. Freire girdi orada. Olympiakos stoperleri müdahalesini yaptı. Olympiakos atakta. Şimdi sola oynadılar Eze. Eze. Pasını aktarmak istedi. Osayi Samuel orada. Çok dikkatli. Eze. El Arabi. Soldan yükleniyor Olympiakos maçın başından beri. Oradan gelmeye çalışıyorlar. Başarılı oldular şimdi. Eze ceza alanına baktı. Çıkardı. El Arabi. O da ceza alanına bakıyor. Köşeye sıkıştı. Osayi'den iyi savunma geldi. Masoras. Masoras çevirdi. Olympiakos yükleniyor. Tzilokalelis. Evet, görüyorsunuz yani. Olympiakos çok tanımadığımız için derken. El Kabi. El Kabi atıyor. Yunan isimlerini telaffuz etmek zor geliyor bana. Kusura bakmayın. El Kabi attı abi golünü. Ne oluyoruz ya? Şok edici bir durum şu anda deplasmanda. Fenerbahçe 1-0 geriye düşüyor Olympiakos'un golü. El Kabi bakın burada. Güzel bitirdi. Diyecek hiçbir şey yok. Vurduğu anda gol olacağını tahmin etmiyordum ama top öyle bir yere gitti ki. Kaleci Livakovic'in de pek yapacak bir şey kalmadı. Dzeko. Bonucci. Bu maçta ilk 11 başlamış Bonucci. Krunic, Szymański, sağ tarafta Fred. Fred ceza alanına baktı. Şimdi İrfan Can Kahveci açtı. Paşa Halakis. Paşa Kalakis. Yunan isimleri çok zor abi. Şimdi Masuras. Biancone, El Arabi. El Arabi soldan verdi Heze'ye. Heze. Masuras. Osayi Samuel aradan çıkmak istedi. Şimdi İrfan Can Kahveci Osayi'ye bıraktı tekrardan. Osayi geriye oynadı. Bonucci. Osayi. Osayi Samuel. Fred'i gördü. Fred. Aradan bir pas düşüncesi geçmedi. Porozo. Freire. Evet, Olympiakos üstünlüğü aldı. Topu da çeviriyor. Yani burada ilk yarının artık sonuna 15 dakika kaldı. Biancone geldi, çevirdiler. İyi geliyor Olympiakos. Fenerbahçe'nin artık maçta bir varlık göstermesi lazım. Edin Dzeko, Fred. Fenerbahçe hata çıkıyor. Edin Dzeko soldan Tadic. Dušan Tadic kaybetti topu Tadic. Ferdi Kadıoğlu, Szymański araya girdi. Dušan Tadic şimdi. Dušan Tadic. Krunic. Fred. Dakikalar 36'yı gösteriyor Fred. Osayi Samuel. İrfan Can Kahveci. Heze Eler abi. Abi Olympiakos gerçekten iyi bastırıyor. Fenerbahçe hiçbir şey yapamıyor. Olympiakos geliyor. Biancone. Biancone. Ceza alanına baktı Biancone. Livakovic rahat aldı. Deplasmana da gelmiş Fener taraftarı. Kale arkasını gördünüz mü bilmiyorum ama. Bunlar da üzgün şu anda. Fenerbahçe'den gol bekliyorlar. El Kabi. El Kabi uzun bir top ceza alanı içine doğru. Şimdi El Arabi. Döndü sırtını kaleye. El Arabi ne yapacak? Abi yani bir türlü savunma yapıp topu alamıyoruz. Adamlar da çok bekletiyor ayaklarında topu. İnanılmaz. Hızlı oyuncularımız da var. Bu oyuncuları kullanıp artık kaleye gitmemiz lazım. Olympiakos kalesine gidemedik. İlk yarı bitti. İlk yarıda 1-0'lık Olympiakos üstünlüğü var dostlar.
Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Yani Fenerbahçe'den bir şeyler bekliyorum. Gerçek hayatta skor böyle olursa tehlikeli olur abi. Çünkü Saracoğlu'nda da ne olacağı belli olmaz yani. Belki kazanamayacaksın. Belki orada berabere kalacaksın. Böyle turlar hep sıkıntı ya. Şu an kendimi çok kötü hissettim. Gerçekte de böyle olmuş gibi hissettim ve çok kötü oldum yani. Heze. Osay Samuel iyi girdi araya. İrfan Can Kahveci şimdi. Fred. Fred İrfan Can'ı gördü. İrfan Can aradan bir pas düşüncesi Heze. Abi bak Heze ile El Arabi maç başından beri görüyoruz. Bu adamlar maç başından beri aktifler ya. Masuras. Şimdi Porozo. Freire. Iborra. Iborra Krunic araya girdi. Krunic. Iborra kaptı topu tekrardan. Tzolakis. Sağdan Elkabi geliyor. Elkabi aldı topu. Elkabi ceza alanına baktı. Ferdi Kadıoğlu. Orada müdahalesini yapıyor. Ferdi. Ferdi kalecisine döndü. Livakovic. Bonucci. Osay Samuel. Fenerbahçe. Atağa çıkmak istiyor ama Olympiakos futbolcular izin vermiyor. Kenardan bir hamle mi göreceğiz? Olympiakos'ta oyuncu değişikliği var. Bizde yok mu? Fener'de yok mu abi? Osay Samuel. Şimdi Szymański. Fred. Edin Dzeko. Edin Dzeko sırtına aldı rakibini. Verdi pasını Fred. Güzel geliyor Fenerbahçe. Duşan Tadic. Kaybetti topu Tadic. Bugün çok kötü oynuyor Tadic. Söylemeden geçemeyeceğim. Ben Tadic'i gerçek hayatta çok beğeniyorum ama şu ana kadar rezalet oynuyor oyunda. Ya bunu söylemesem içimde kalacaktı ya. Her topu kaybetti abi. Her topu kayıp eder mi bir insan ya? Her top kayıp. Neyse. Heze. Sol tarafta El Arabi. Şimdi Masuras. El Arabi. Osay Samuel orada vücudunu koydu. Aldı topu Osay Samuel. Bonucci. Ciku. Saçma sapan bir gol attı Olympiakos. Öne geçti. Yani aslında onlar da çok daha üstün oynamıyor Fenerbahçe'ye göre. Ama Fenerbahçe kaleye gidemiyor abi. Oyun hep bu yarı alanda oynanıyor. Fener'in yarı alanında oynanıyor yani. Baksana. Hiçbir pas yerini bulmuyor. Şey olmuyor yani. İstediğimiz oyunu oynayamıyoruz. Simülasyonda böyle bir şey beklemiyordum ben bugün. Bana da şok oldu. Bu ne oğlum? Bunların şutları harbiden niye böyle? Şimdi Edin Dzeko. Haydi Fenerbahçe diyoruz ama Fenerbahçe bir türlü toparlanamıyor. Yukarıda Opta verilerini de gördünüz. Yani %88 başarılı pasla oynamış Fenerbahçe ama 63 pas yapmış. Çok az. Burada da faulü yaptı Ciku. Hakem sarı kartına başvurdu burada. Görüyorsunuz Ciku. Arkadan bir müdahale yapıyor. Kırmızı bile olabilirdi yani. Masuras topun başında. Dakikalar 79'u gösteriyor. Buradan bir kontra atak bir şey olur mu Fenerbahçe için? Masuras nereye vurdu? Ne yaptın? Oradan öyle vurmak da kuvvet ister ha. Ne yapıyorsun yani? Duran topa öyle vuracaksın. Manyak mısın? Şimdi Livakovic kullandı out atışını. Biancone, Fred, Bonucci. Bonucci. Bonucci döndü Krunic'e. Krunic sağ taraftan Cengiz Ünder'le geliyor Fenerbahçe. Cengiz Ünder. İrfan Can yerine Cengiz girmiş. Cengiz şimdi geriye çıkardı Ferdi Kadıoğlu. Oradan ilerlemeye çalıştı ancak izin vermedi Olympiakos futbolcular. Heze zaman geçiriyorlar bir de. Bir de utanmadan zaman geçiyorlar ama Fenerbahçe bastırdı aldı. Krunic içeri çıkaramadı abi. Krunic el frenisin gerçekten ya. İçeri bir türlü çıkarmadı. Bomboştu orada Edin Dzeko. Şimdi Cengiz Ünder. Ferdi Kadıoğlu. Cengiz. Cengiz. Cengiz sıyrılamadı rakibinden. Cengiz Ünder kaybediyor topu. Biancone. Sağdan geliyor Olympiakos. Kamara. Kamara. Iborra. Sağ taraftan Elkabi. Elkabi ne yapacak Elkabi? Ceza alanı içinde Olympiakos artık uzatmalardayız. Uzatma dakikalarındayız. Osay Samuel araya girdi. Ve hakeme bakıyorum. Maçı bitiriyor hakem. Fenerbahçe deplasmandan 1-0 mağlubiyetle ayrılıyor. Kötü oldu tabii ki. Olympiakos taraftarları seviniyorlar. Yapacak bir şey yok. Çok kötü oynadık. Ne diyeyim abi? Simülasyonumuz böyle bitti. Yani Voley Plus'ta çektiğim en üzücü video bu olabilir. En üzüldüğüm video bu. Baktığımız zaman maç istatistiklerinde XG'si Fenerbahçe'nin 0. Olympiakos'un da 0.7. Kısır bir maç oldu. Bakalım gerçek hayatta nasıl olacak? Maçı izledikten sonra buraya da yine yorum yazmayı unutmayın. Seviyorum sizleri.
Dediğim gibi dostlar, Voley Plus ekranlarında haftada bir yeni içerik üretmeye çalışacağız. Son zamanlarda yapamamıştım bazı özel durumlar yüzünden. Ama bundan sonra haftada bir gelecek. Hatta önceki zamanı telafi etmek için daha yoğun içerik paylaşımı yapacağım buraya. Güzel videolar var aklımda. Yorumlarda önerilerinizi de bekliyorum. Ayrıca dediğim gibi Olympiakos Fenerbahçe maç tahminlerinizi de yazabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.